Çok pozisyona girdik. Erken gol bulsak gitti. %100 bulundu. Erken bulsak da kaldım arkadaşlar. Evet. Çok farklı bir maç olacaktı. Yeni transferler geldi. Birbirimize alıştıkça çok daha iyi bir Galatasaray olacak. Bu evet. Kadar mı? Şöyle, şimdi son cümleler de önemli. Ne kadar büyük takım oyuncusu olursanız olun, birlikte oynamak ayağını ister, önemi ister. Mesela Mertens sol tarafta bir topla buluştu. Arkamdan bindir diyordu mesela oyuncu, antrenör gibi. Normalde oyuncu onu hani kendisi bilmesi lazım. Ben de bir tane yakaladım, hatırlayacak mısın hocam? Sol taraftaki pozisyonu söylüyorsun. Lucas Torreira döndü, Emre Akbaba'nın koşacağı yere attı. Emre sonradan... Evet. Hareketlendi, alamadı topu. Bunlar tabii birlikte oynamamanın verdiği... Evet, hissedemedi o topu tabii. Oraya oynayacağını. Yani bu konuda Yunus haklı tabii. Şu mesela devre arasında söylediniz ya hocam. Şimdi baktım hatırlamak için. Geçen yılı 13. sırada bitirdi Galatasaray. Tarihinde yok böyle. Ben de işte... Bunu üstünden atmak da kolay değil. Özellikle geçen seneden bu seneye kalan oyuncular için. Şöyle, büyük takımların özelliği budur zaten. Yoksa... Mesela 4 yıl şampiyon olan bir Galatasaray var bildiğim kadarıyla. Değil mi? 3 sene şampiyon olanlar Fenerbahçe var, Beşiktaş var, Galatasaray var. Ama 6 sene üstte şampiyon olan yoktur. Bunun en önemli sebeplerinden biri sezon sonu sezon farklılıklar getirir. Rakipler içinde. Hayır, kendi kulüp içinde, oyuncu içerisinde aynı. Hayır, yani rakip de mesela şimdi bu sene geçen seneye göre söylemeye gerek yok çok daha çekişmeli bir lig bekliyoruz değil mi? Ben yani, sezon Mayıs'ın ilk haftalarında kafa kafaya 3-4 takım olacağını düşünüyorum açıkçası. Şu andaki resim o. Hatta sizin daha önce söylediğiniz bugün ona baktım Traore'yi almış Başakşehir. Ha, almış. Yani İstanbul'a geliyor. Spekülasyon oldu. Ben Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin veya Beşiktaş'ın istediğini hiç duymamıştım ki ben birdenbire. Galatasaray galiba istedi. Ne zaman istedi? Ben geçen birkaç Galatasaray arkadaşımı gördüm. Onların öyle bir Burkina Faso'lu 26 yaşında Aston Villa'dan geliyor. Bertrand Traore. Tabii kupa maçlarını da hafta arası geride bıraktı. Tabii Galatasaray'ın kupada olmaması mesela geçen yıl ligde her ne kadar tarihi bir felaketle karşı karşıya kalsa da UEFA Avrupa Ligi'nde çok önemli puanlar aldı. Çok önemli maçlar oynadı. Ve ciddi ekonomik bir gelir de olmuş. 18 milyon euro civarı diyorlar. Yani şimdi bu farkı nasıl yansıtır? Ben her zaman söylüyorum. Büyük kulüplerde... Oynamak daha önemli değil mi? Kesinlikle daha önemli. Daha iyi. Hep hazır hissedersiniz. Hazır olmak zorundasınızdır. Hem fizik olarak. Yoksa oyuncu biter. Bugün cuma, haftaya, pazar ya. Çarşamba, perşembeye kadar. Yani ne yaparsanız yapın. O oyuncuyu o maça bağlayamazsınız. Antrenör için oldu geçerli değil ama düşünebiliyor musun? Salı günü Avrupa maçım var. Şimdi bugün cuma. Tabii daha istim üstünde olmak zorundasın. Ona göre yüklemeler yapılır. Ona göre antrenman dozajları ayarlanır. Ama yine söylüyorum Dünya Kupası arası var ya bu Avrupa futbolunda da bir dengeleri değiştirecek. 40 günlük ara olacak. Evet. Kasım Aralık. Bu arada Galatasaray'da Nelson'un yine Sevilla'ya gitme olasılığı vardı. O rafa kalktı. Ayrıca yine Gent'ten Olsen'i almak üzere Galatasaray stopere. Şimdi Nelson'a göre bence bir partner mi arıyorlar? Hayır. Ama Sevilla başka bir oyuncu almış. Evet evet, başka bir oyuncu aldı. Yani Nelson'un da maaşında bir Olsen cepte olmuş olsaydı ciddi bir rakamla Nelson verilirdi diye söylüyorum, düşünüyorum açıkçası. O da giderdi diyorsunuz. Ama sayı ama olarak da stopere ihtiyacı var. Alırsınız, yerli de bulursunuz bir tane. İki tane stoper, bir yabancı, bir yerli alabilirsiniz yani. Peki hocam, biraz önce değindiniz ama... Yani çok ciddi paralar bunlar, tabii konuşulanlar tabii. Çünkü. Yani herkesin... O blüfü yapmam ben Galatasaray'ın. 20 verirseniz veririm, blüfünü yapmam. Kaç verdin? 13 mi? Hemen al derim. Kerem için öyle bir şey konuşuluyordu. Orada da aynı mı düşünceniz? Mesela yani... ben ne veriyorlar ki? Ne veriyor değil yani. Gelen rakamlara göre. Ben bilmiyorum. Ben medyadaki yazılara pek takılmam çünkü öyle. Ama çok konuşuldu. Yani evet. Burada Fransa'ya özellikle. Ama öyle artık günümüz dünya futbolunda da çok astronomik rakamlar falan yok artık. Tabii kimse. Bir öyle. İki istisnai kulüp dışında. Icardi bu hafta çok konuşuldu. Hatta eşi menajeri İstanbul'da görüşmüş. Şimdi bir paniğe sokmuştur Giresun maçı Galatasaray'ı. Hı hı. Bu maç
rehavete sokmaması lazım. Gerçek o maçta paniğe sokmaması lazım. Alternatif veya birinci stoper olmazsa olmazı. Orta sahasında problemi yok Galatasaray'ın. Mertens'i forvet arkası tarzında oynatacağı için söylüyorum. Santrfor, ben Seferovic'in böyle Ekim'de böyle havalar biraz daha serinleyince toparlayacağını düşünüyorum. Geçen sene boş geçmiş genel anlamda. Öyle kötü bir oyuncu değil. Ama Galatasaray için benim, ben Galatasaray'da Drogba'ları falan izlediğim için ondan sonra Gomis de bundan yani Gomis giderken 29 yani, tane atmış. Ama Seferovic mi Gomis mi maçı başlarsın dersen ben yine Seferovic derim. Bu ama ihtiyaç olduğu için de sıkıntılı bir Gomis yoksa ki şimdiye kadar da pek görmedik. Antalya'da gol yaptı. Yine bekledim. Demeç de okumadım ben. Bilmiyorum arkadaşlar öyle bir şey okumadı. Hani ben oraya gitmeden önce yani. Oraya gitmeden önce demişti böyle bir şey. Ben yedek kalmam tarzı bir şey söylemişti ama 3 haftadır soyunma odasına üzgün giriyoruz. İlk hafta Fenerbahçe'yi yenebilirdik. Geçen hafta Antalyaspor karşısında çok baskılı oynadık, kazanamadık. Bu hafta yine hak etmediğimiz şekilde puan kaybettik. Bir sistem takımıyız. Her hafta üzerine koyarak gidiyoruz. Tek sayfamı... Ama Serkan'cığım sen olmasaydın ikinci yarıda 3-0 evet, olurdu maç. Tam onu eleştirecektim hocam. Bravo. Yani bu maç bence... Yani şimdi Serkan... Antalya maçı da tartışılır. Fenerbahçe için ben hak veriyorum. Evet. O gün gerçekten göz boyayıcı bir oyunları vardı ama bugün ikinci yarı... Ya Seferovic dedik işte. Ya iki tane kaçırdı ki herhalde kariyerinde böyle... Evet. Böyle bir şey yoktur herhalde. İkinci vuruş için diyorsun değil mi? Evet evet. Ya ilk yarıda da pas verdi evet, yani. Evet karşı karşıya. İkinci yani, yarıda Serkan'ın çıkardığı iki tane iyi top var. Tabii bir tanesi Mertens, tabii. Bir tane Boye'nin şutları var. Yani Mertens'in girişi bekleri bile oyuna soktu dediğiniz gibi hocam. Yani inanılmaz yani, toparladı. Şöyle Nelson'u ve Abdülkerim'i ilk yarıda orta yuvarlakta hiç görmedik. Ama rakip yer alanda ikinci yarının geldiler. Gole kadar bölümünde 85'e kadar gördük. Evet. Peki hocam biraz önce Okan Burak'a bir parantez açtınız ama Okan Buruk ve Galatasaray yani neler söylüyor? Bir erken ama yine de düşüncelerinizi merak ediyorum. Yani şu 3 maç size neler gösterdi? Ne yapmaya çalıştığı hakkında? Ya çünkü şimdi bugün yenemeseydi bir hafta Okan Buruk konuşulacaktı ben eminim. Tabii ki şimdi Galatasaray'da her kim olursa olsun ki bunların içerisinde en güçlü figür Okan Buruk'tur. Fatih Terim baskısı olur. Olmaması mümkün değil. Yani Galatasaray taraflarında istemeyen de olabilir. Tamam artık Fatih Hoca olmamalı diyelim ama...